Bir şiir düşünün. Bu şiirin şairi 19 yaşında bir üniversite öğrencisi. Ve bu şiir tam 47 yıl boyunca fotokopilerle elden ele, dilden dile dolaşsın dursun ve 47 yıl sonra kitaplaştırılsın. En az 20 farklı 40 aşk hikayesi anlatılsın şiir hakkında. Evet, Sezai Karakoç'un 1951 yılında yazmış olduğu Monna Rosa şiirinden bahsediyorum. Birinci sağanak, bahar sağanağı, gül sağanağı, dolunayın çağrısı. Monna Rosa, siyah güller, ak güller, gülcenin gülleri ve beyaz yatak, kanadı kırık kuş merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana batacak. Monna Rosa, siyah güller, ak güller diye başlar şiirine. Bu şiir hakkında çok farklı efsaneler anlatılmıştır. İlk efsaneye göre Karakoç üniversite yıllarında okul arkadaşı Muazzez Hanım'a aşık olur. Uzun müddet içinde saklasa da bir gün cesaretini toplar ve aşkını dile getirir. Fakat olumlu bir karşılık alamaz. Gel zaman, git zaman, okul biter, mezuniyet töreni yapılmaktadır. Ve Karakoç, herkesin dikkatli bakışları önünde bu şiiri Muazzez Akkaya'nın gözlerinin içine bakarak okur. Sahneden indiğinde alkış tufanı kopmaktadır. Ve tekrar tekrar 3 defa ardı ardına bu şiiri şair okur. Sahneden inmek üzereyken Muazzez Hanım yanına gelir ve ona hala teklifinin geçerli olup olmadığını sorar. Fakat Karakoç, senin aşkın artık benimkine yetişemez diyerek hayır cevabını verir. Ve ertesi gün gazetelerde Muazzez Hanım'ın intihar ettiği yazılmaktadır. Gelelim efsanenin ikinci versiyonuna. Karakoç bir kıza aşık olur. İçindekileri kimselere anlatamaz. Kız bir şeylerin farkındadır ama emin değildir. Karakoç arkadaşlarının ısrarıyla yine sahneye çıkar ve bu şiiri okur. O kız da oradadır fakat nişanlanmıştır. Karakoç şiiri bitirip sahneden indiğinde yanına koşar ve parmağındaki yüzüğü göstererek İstersen çıkarıp atarım der. Karakoç'un cevabı artık senin aşkın benimkine yetişemez olur. Bu ve buna benzer birçok efsane anlatılmaktadır şiir hakkında. Peki ya gerçek öyle midir? Karakoç'un mısraların başıyla oluşturduğu akrostiş yazdıktan tam 30 sene sonra fark edilir. Mısraların başındaki harfler bir araya getirildiğinde Muazzez Akkayam yazısı çıkar. Bu bir akrostiştir ve Muazzez Akkaya Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Karakoç'un okul arkadaşıdır. Fakat Muazzez Akkaya intihar falan etmemiştir. Uzun yıllar sonra kendisiyle yapılan bir röportajda ise konferans salonunda böyle bir şiiri okunduğunu hatırladığını fakat salondan kaçmadığını söyler. Ayrıca Karakoç'la aralarında herhangi bir duygusal ilişkinin olmadığını da ifade eder. Şehir efsanesinin tam zıttına Muazzez Akkaya esin kaynağı olduğu Monna Rosa şiirinden haberdar bile değildir. Uzun uzun yıllar sonra Karakoç bu duruma kısa da olsa bir açıklama getirir. O dönemde şiirlere yabancı isim verme geleneği vardı. Bir de bu serbestiler gül ile dalga geçince ben de Monna Rosa koydum şiirin adını. Tek gül anlamında bir şey. Tamamıyla kendimi denemek için yazdım şiiri. Akrostiş şiir yazma modası vardı bir de. Genç şairler çok hevesliydi akrostiş şiirler yazmaya. Ben de gencim tabii. Hem hece ölçüsüyle olsun hem de akrostiş olsun diye bir şiir de ben kaleme aldım. Okuldan bir arkadaşımın ismiyle yazdım. Ve şöyle devam eder Karakoç. Şiirin akrostiş olduğu çözüldü. Sonra da herkes bir rivayet uydurdu. Şiiri Mülkiye'de okumuşum da birisi intihar etmiş. Ne şiiri Mülkiye'de okudum ne de birisi intihar etti. Şairinin reddettiği şiir diyorlar. Hepsi uydurma. Birisi benim yüzümden intihar etse ben yaşayabilir miyim? İşte böyle. Bir daha bu şiirle ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. İlk ve son diye bitiriyor konuşmasını Karakoç. Belki de gerçekte olana değil de olmasını istediğimize daha fazla inanmak istiyoruz. Ve Monna Rosa şiirini çok sevdiğimizden dolayı da onu efsaneleştiriyor ve hikayesini de dilimizin döndüğü, gönlümüzün el verdiği ölçüde abartıyoruz. Ve son olarak İyi ki de yazmış diyoruz Karakoç Monna Rosa şiirine. Hoşçakalın.